Selamlar arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Size bu videoda Gürcistan Tiflis seyahatimle ilgili deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Çünkü ben gitmeden önce yeterli bir görsele sahip değildim. Belki siz de değilsinizdir. O yüzden size bu videoyu yaptım. Bu videoda tarihsel bilgiler olmayacak, o yüzden söyleyeyim. Turla gitmediğim için bu detaylı bilgilere sahip değilim arkadaşlar. Bizimki gezelim, görelim olacak. O zaman hazırsak başlıyorum. Öncelikle Tiflis gezmeye değer mi? Evet, kesinlikle değer arkadaşlar. Aklınızda soru işareti olmasın. Tabii tarihi mekan görmeyi sevenler için söylüyorum bunu. Çünkü lüks istiyorsak haydi Dubai'ye yallah. Pahalı bir yer mi? Hayır. Ama bu anlayış bütçeye göre değişir tabii. Her ülkede olduğu gibi burası da sezon ve işte özel günlerde, bayramlarda fiyatlarını yükseltiyor. Artık siz yani tatil günlerinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Havaalanından iner inmez yapacağınız ilk iş arkadaşlar bot uygulamasını indirmek. Konuşamadım. Bot değil bu arada. Bolt. Hani harfte yuttuğum vardır. Bir taksiyle aynı mantık. Korsan çok olduğu için kazara kazıklanma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden size önerim Bolt uygulaması. Hem de cebinize yarar. Sağlığınıza da yarar. Eviniz veya otelinizde Özgürlük Meydanı'na yakın kesimlerde tutarsanız sizin için çok faydalı olur. Çünkü bütün gezilecek yerler hemen hemen bunun etrafında toplanmış. En uzak gezilmesi gereken yer. 30 dakika, zaten o 30 dakika içerisinde de 4-5 yer görüyorsunuz. Onun dışında videoda şehirde gezdiğim yerleri paylaşıyorum. En azından dediğim gibi yani birazcık fikriniz olsun ki hani tamam okey bu mekan var, şu mekan var ama sokaklar nasıl, işte gece hayatı nasıl falan derseniz oradan da işte az çok görsellerden anlayacaksınız. Şehirde balon var. Belli bir noktaya kadar yükseliyor. Tepeden bir bakıyorsun, sonra işte aynı noktaya iniyorsunuz. Gezmiyor yani. Teleferik var. İşte belli bir yükseklikten sonra aşağı indiriyor sizi. Yine balonun olduğu yerlere denk geliyor. O güzel olmuş. Tatlış. Yani şehire bir tatlış bir hava vermiş. Güzel. Arkadaşlar onun dışında şehir kilise dolu. Elini sallasan kiliseye çarpıyorsun. Ama bu da güzel. Çünkü hiçbir şekilde tarihi yapıları bozulmamış. Hiç oynanmamış. Onun dışında güzel olan şey şu ki bir de tarihi yapıları, mekanlar, sokaklar hiçbir şekilde zarar vermedikleri gibi malumunuz Türkiye'de bu şeyler biliyorsunuz çok rastlamıyoruz. Bizde işte çok tarihi bir mekanda pimapen bir cam görebildiğimiz için. O yüzden bunları görmek bizi mutlu ediyor haliyle. Neyse konumuz Türkiye değil. Size şunu söylemek istiyorum. Şehirde çok fazla Avrupalı turist var fakat zaten yerlisi de artık Avrupalı gibi olmuş. Onların da tarihinle alakalı olabilir. Eski şehir olmasına rağmen hijyen anlayışı da baya iyi. Yani evlerin içine bilemeyeceğim tabii ama sokaklar için söylüyorum. Hatta şöyle detay da vermek istiyorum. Gittiğim mekanlarda ne kadar kalabalık olursa olsun tuvaletleri gerçekten yani her an inanılmaz hijyen. Çok temiz. Bu anlamda onları tebrik ediyorum. Şehirde sevdiğim şeylerden biri de yayaların yani adım başı ışığa rastlamıyor olması. Oradan oraya geçerken sürekli ışık beklemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Geçiyorsunuz, araçlar sizin için zaten duruyor. Bu tatlış bir olay. Bunu da sevdim. Ülkenin ekonomisi iyi değil fakat zannederseniz herkes Avrupalı dediğim gibi. Dilencinin bile işte kırmızı rucu var. Ne bileyim balyajı ve ombresi var. Artık geçtiğinizi düşünün. Sabah 5'e kadar mekanlar açık. Sokaklarda hala o saatte müzik yapıp şarkı söyleyenler var. Tabi bu nedenle hayat en erken 10'da ya da 11'de başlıyor. Belli kesimler için. Ama zaten genel olarak 7-24 zaten. Aynı mekanda kahvaltı da yapabilirsiniz. Alkolünüzü de içebilirsiniz. Zaten kahvaltıyla alkol içiyorlar. Başyapıtları biliyorsunuz o yüzden şarap. Gidiyorsunuz şarapla ekmek yiyenleri gördüm arkadaşlar ben. Ha bu arada hani bildiğimiz salata ekmek değil. Böyle değişik ekmek çeşitleri var. O da güzeldi. Ama ben tadım evi bulamadım. Bu beni bir tık üzdü. Yani çok fazla şarap içilecek yerler var. Şarap dükkanları var ama tadım evi bulamadım ben. Hatta şarap fabrikasında bulurum diye düşünmüştüm. Keza orada da yok. Bu da beni üzdü. Olsun. Size tavsiyem sabah öğle akşam yemek yerine şey yapabilirsiniz ya sokak lezzeti. İşte alkol içiyorsanız alkolünüzü ya da işte kahvenizi böyle geçiştirin. Çünkü daha çok gezmek isteyeceksiniz. 2 gün ayıracağınız için maksimum ya da 3 gün yetmiyor bile. Öyle söyleyeyim. Yemek kültürüne wow diyemeyeceğim zaten. Onu geçiyorum. Kaldığınız 2 gün içinde 5 tane falan ben kedi gördüm. Sokaklar köpek dolu ama insanlar zaten köpekleri de seviyor bu arada. Muhtemelen köpeklerden dolayı da kedi yok. Olsun. Ama bu arada bizim bir tane arkadaşımız vardı. Çok tatlı işte. Onu özleyeceğim. Canım köpüş. Arkadaşlar şehirde yeni bina yok denecek kadar az. Ve bu nedenle dokunduğunuz her yer tarih kokacak.
olur da kaybolursanız şey diyebilirsiniz yani. Ay ne güzel kayboldum, oh iyi ki kayboldum. Çok da güzel oldu falan diye söylenebilirsiniz. Bu arada benim en sevdiğim yerlerden biri de şeydi. Rustaveli Caddesi'ydi. Cadde bayağı uzun. Ama yürümesi, işte ne bileyim akşam kahve içmek isterseniz elinizde kahvenize, kimle gidiyorsanız tatilinize, onunla keyifli sohbetler yapabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Mutlaka gidin. Umarım giderseniz de keyifli vakit geçirmeniz dileğiyle. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Bu arada söylemeyi unuttum. Videonun başında da söyleyecektim hatta. Şimdi burası şarapla ünlü bir yer olduğu için alkol haliyle burada bayağı uygun oluyor arkadaşlar. Buradan stok yapmak isteyenlere doyurulur. Hoşçakalın.